Recep. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve ala Resulüne Muhammedin salavat. Şimdi ben birkaç tane konuyu nazara vereceğim abi. Noktayı nazar. Bu birinci sözün başında bir cümle var. Bu cümleyi nazara vereceğim. Niçin bunu zikredilmiş? Bununla alakalı güzel bir yerim, atıfım var yani. Ve bu atıfı izah edeceğiz abi. Çok güzel. Şu cümleyi okuyayım kısa. Risale-i Nur bu cümlenin üzerine bina edilmiş. Yaklaşık 130 parça. Bu cümlenin üzerine bina edilmiş abi. Birinci cümle bu. Ey kardeş. Gerisi geliyor. Ey kardeş. Evet, ey kardeş. Dersimiz kardeş de değil, ey yani abi. Ey demek, Mehmet abi Arapçada ya demek. Ya eyyühellezine, ey insanlar. Değil mi abi? Evet, nida. Nida edatı. Bu işaret-i icazda neden Cenab-ı Hak nida edatını ya'yı kullanıyor? 4 tane maddelemiş. Biz onu külliyata yapacağız. Aa, nereden aklına geldi abi? Öyle bir şey ya. İkincisi de eğer bu ders biraz çok hızlı gitmese 22. sözde şöyle bir yer var. Şimdi esbab perdedarı dest-i kudret ola aklın nazarında tevhid ve vahdet ister ki esbab ellerini çeksinler tesir hakikiden. Esbab perdedir. Üst, malum perde, örten perde, gösteren perde dedik ya abi. Bir, gösteren esbab Allah'ın neyini gösteriyor? Rububiyetini gösteriyor. Peki neyini örtüyor? Üst adetler iki tane söylüyor abi. İki şeyi örtüyormuş. Azametin mi? Yok, azameti gösteriyor. İki şeyi örtüyormuş. Onun yerinden okuyacağım. Şimdi sürpriz olsun. Söyleyeyim de abi. İki şeyi örtü, iki şeyi örtmesi için. Yani bir sebep, aynı sebep Cenab-ı Hakk'ın rububiyetini gösterirken iki şeyini örtüyormuş abi. İki şeyini. Bunu yerinden okuyacağım yani. Dersimiz bu ikisi. Vakit kalırsa tevafukla tesadüf arasındaki farkı ortaya koyacağız. Vakit olursa. Tevafukla tesadüf. İkisi de lügatta aynı gibi gözükürken aralarında bir fark var. İkisi de geçiyor külliyatta. Evet, külliyatta çok var. Tevafuk da okuduk, tesadüf de okuduk. Tesadüf de var. Ama hangi tesadüf nerede var? Allah'a bakan manada kainatta tesadüf yok. İlim, irade, kudret var. Her şeyde kasıt var. İlim var, irade var. En böyle dağınık bir şeyde dahi, şimdi hani kaos dedikleri şeyde dahi abi, bir ilim, irade, hikmet var. Kainatta tesadüf yokken bizim tercihlerimizde tesadüf oluyor. Onu ben orada izah edeceğim. Şimdi dersimizin konusu bu Risale-i Nur'un üzerine bina edildiği ey kardeş cümlesindeki ey ya edatı abi. Bakalım neymiş? Ben çok güzel bir ders olacağını düşünüyorum. Maşallah. Hakikaten ben de merak ettim. Merak ettik. Hiç kimsenin ya ey dersi yapacağız. Birisi bir gün dedi ki abi yani öyle bir ders olsaydı dedi hiç duymamış olalım. Hiç anlamayalım dedi. Yani öyle bir ders. O daha dikkatli bir şey. Hiç duymamış olalım, hiç anlamamış olalım böyle. Hiç bu vardı şimdi ben suyum var artık kadar. Allah tamam. Onu alayım ben. Sayfa 152 işaret edeceğiz. Onu anlat. Evet. 152 öyle mi? Çok. Evet. Birini alalım. Bir de peçete varsa onu da alayım. Ya ile nida edilen insanlar, yani ey diye Cenab-ı Hakk'ın hitap ettiği insanlar, gafil, gaip, hazır, cahil, meşgul, dost. Bak nasıl içeri doluymuş değil mi abi içeri cümlenin? Düşman gibi çok muhtelif tabakalara şamildir. Ya ey edatı. Sayfa kaçtı? 152. Bu muhtelif tabakalara göre ya'nın, ey'in ifadesi değişir. Mesela gafile karşı tembihi, uyanmayı ifade eder. Ey kardeş uyan bak. Evet. Gaibe karşı ihzara, cahile karşı tarifi, bilmiyor adam. Dosta karşı teşviki, düşmana tevbih ve takriyi gibi her tabakaya münasip bir ifadesi vardır. Sonra makam kurbu iktiza ettiği halde
yakınlık makamında evet uzaklara mahsus olan ya edatının kullanılması birkaç nükteye işarettir. Şimdi buradaki birinci sözlerdeki malum bu Hulusi abi, ben rivayet ediyorum değil mi? Bu nasihati isteyen Hulusi abiymiş yani. Ona nasihat istemiş. Şimdi burada dedi ki makam kurbu iktiza ettiği halde Üssü Hazretlerine imanlı ve İslamiyetli biri, emir ve yasakları riayet eden biri Üssü Hazretlerinden birkaç nasihat istiyor. Buradaki ey ifadesinde makam abi kurb makamı. Yani buradaki dine tam uyuyor. Bu kurbiyet makamı yani. Şimdi kurbiyet makamında yani yakınlık makamında böyle imanlı ve İslamiyetli birini bulmuşum. Yakınlık makamında kurbu iktiza ettiği halde uzaklara mahsus olan uzaktaki birine ey deriz ya ya edatının kullanılması birkaç nükteye işaret. Burada dört tane sayacak şimdi. O zaman bir okuyacağım. Bunu külliyata göre müzakere edeceğiz. Bakalım eksiğim varsa veya da bu böyle olmaz diye müdahale ederim. Şimdi yakınlık makamında ey edatının kullanılmasının dört tane sebebi varmış. Bir, teklif edilen emanet ve ibadetin pek büyük bir yük olduğunu. Bir okuyayım dört taneyi. İki, derece-i ubudiyetin mertebe-i uluhiyetten pek uzak olduğuna. Bir yerde okurken abi hakikaten yazıyor mu dedi öyle ya. Bak gösterişim de burada yazıyor. 1, 2, 3, 4 diye. Bir de size hakikaten yazıyor. Yazıyor bak. Yerinden okuyorum ya. Hani ülfet oluyor ya hakikaten. Evet. İki, derece-i ubudiyetin mertebe-i uluhiyetten pek uzak olduğuna. Bak nasıl doluymuş kelamın içi. İyi abi. 3, mükelleflerin sayfa kaçtı? 152. Uymuyor. Yenisi herhalde abi. 96'da geçiyor. Öyle mi? Mükelleflerin bu Envar Neşriyat da. Ama yeni evet basın galiba değişmiş. Öyle mi? Çünkü 96'da çıkıyor. Tamam. 3, mükelleflerin zaman ve mekanca hitabın vakit ve mahallinden ırak bulunduğuna. 4, insanların derece-i gafletlerine işarettir. Şimdi 1, bunun üzerinde duruyorum ben. Niye ey kardeş ey böyle hitap başladı, yakınlık makamında uzaklık ifade eden bir edatla başladı külliyat? 1, teklif edilen emanet ve ibadetin pek büyük bir yük olduğunu. O zaman burada teklif edilen emanet ve ibadet ne? Külliyatın tamamındaki bütün mevzular abi. Bunlar insana emanet edilmiş ve de insanın dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi bu. Kur'an'ın dört esasından biri de bu. İbadet, Allah'ı tanımak, bilmek yani. O zaman mesela bir 25. söz, bir 20. söz, 19. söz, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsiyeti manevisine muhatap olmak. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı o 14 reşa ile tanımak. 31. söz, Miraç Risalesi. Bunlar teklif edilen emanet ve ibadetin içinde pek büyük bir yük oldu. Yani niye yakınlık makamında uzaklık ifade eden bir edat ile başlamış, ey ile başlamış? Yani emanet edilecek ve yapılacak ibadetin pek büyük bir yük olduğunu abi. O zaman burada şöyle de bir şey anlaşılıyor. Risale-i abi fıkıh ekberdir. Bu Bardal Aygası'nda böyle bir ifade var. Daha sonraki asırlarda 2-3 asır, 4 asır geçmiş. O itikada tahrik eden fıkıh insanlar dünyaya dalınca amele tahrik etmiş. Yani ben acaba böyle yaptım. Benim zekatım olur mu? Namazda hatırıma şunlar geldi. Benim namazım kabul oldu mu? İtikada tahrik eden fıkıh böyle ola ola amele olmuş. Ne zamandan beri abi? 300'den sonra. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kadar fıkıh itikada denilirdi. 300 sene sonra Hicretten 300 sene sonra fıkıh amele dön. Amelin ismi. Muhakematü Üssü Hazretleri 5. seneye kadar galibane diyor. Evet. Ondan sonra mağlubane diye şey yapalım. O zaman bu külliyatın bütün meseleleri abi bize yani emanet edilmiş ve bu pek büyük bir yükmüş yani. Ve ibadetin en yükseğiymiş bu hakikatler yani.
Mesela burada bir ifade dikkat çekiyor. Teklif edilen emanet diyor ya. O zaman şöyle bir 30. sözde Hasan abi hani emanetin müteaddit vücudundan bir veçi nedir diyor ya. O zaman şöyle oluyor. Hepsi emanet. Hepsini de emanet konumuna ene getiriyor yani. Ene. Evet. Yani ene mesela miraca sahip çıkan o, kadere sahip çıkan o, tevhide sahip çıkan o, ibadete sahip çıkan o, Allah'ı tanımaya bilmeye sahip çıkan o, 25. yüzyılda sahip çıkan o. Evet. Niçin bu edat kullanılmış? Risale-i Nur niye bu cümleyle başlamış? İçindeki mevzular emanetmiş ve bunların pek büyük bir mertebesi, derecesi varmış yani abi. O yüzden E ile başlamış. Yakınlık makamında uzaklık ifade eden bir şey kullanması bunun içinmiş yani. İki, derece-i ubudiyetin mertebe-i uluhiyetten pek uzak olduğuna işaret. Yani ubudiyet derecesiyle uluhiyet derecesi, mertebesi birbirinden pek uzakmış. Bunun için Mehmet abi bu ey ile başlamış yani. Ubudiyetle uluhiyet aynı şey değilmiş yani. Uluhiyetin gözükmesi için hani Hüsa Hazretleri 20. sözde bu kainattan maksadı âlâ tezahür-ü rububiyete karşı ubudiyet-i külliye-i insaniyedir. Cenab-ı Hakk'ın uluhiyetinin bilinmesi, değil mi? Bütün mahlukatı ibadet altına almasının bilinmesi bizim yapacağımız ibadete bağlı Hasan abi. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın bir kanunu var. Külliyatı cüziyete koyar Mehmet abi. Ağacı çekirdeğine derc etmiş. Bütün ibadetleri namaza derc etmiş. Bütün şehadetleri Hacer-ül Esved'e derc etmiş. Evet. Bütün ibadetleri, emanetleri kime derc etmiş? İnsana abi. Uluhiyetle evet, ubudiyetin birbirinden pek uzaklığına işaret edermiş. O yüzden ey başlamış. Yani Risale-i Nur'daki meseleleri bir insan bilse abi, hepsini yapsa evet, mertebe-i uluhiyetten gene çok uzak abi. Peki o zaman şöyle bir şey oluyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Hakk'a yakınlaşmış. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir cihetiyle mümkün değil mi abi? Cenab-ı Hak ise vacip. Vacibin mümkünü bilmesiyle mümkünün vacibi bilmesi arasında ne kadar fark var? Sonsuz. O kadar uzaklık varmış abi. Onun için bu sıfatla başlamış yani. 2-3 mükelleflerin zaman ve mekanca hitabın vakit ve mahallinden uzak ırak bulunduğunu. Yani niye Risale-i Nur ey ile başlamış? Abi muhatapların, mükelleflerin zaman ve mekanca külliyatı bahsedilen meselelerden çok uzak olduğuna işaretmiş abi. Yani bize de hitap ediyor o zaman. Yani zaman diyor mesela, bizim de varız şimdi. Tabii yukarıda zaten söylemişti. İnsan, nidadın insanlar gafil, hazır, cahil, meşgul, dost, düşman. Biz de bunların içindeyiz yani. Yani Risale-i Nur'daki meselelere abi. Niye E ile başlamış? Üçüncü noktayı nazar neymiş? Risale-i Nur'da anlatılan meselelere evet, insanlar muhatap olma noktasında çok uzakmış yani. Mesela Besmele'nin sırları. Tefsir kitaplarında Besmele malum yazıyor değil mi? Bütün kitaplar Bismillahirrahmanirrahim ile başlamış. Risale-i Nur Bismillah ile başlamış. Bismillah her hayrın başıdır. Mesela daha ziyade burası okunurken nasıl okunuyor Mehmet abi? Bismillahirrahmanirrahim her hayrın başıdır. Halbuki orada Bismillah yazıyor yani. Bismillah her hayrın başıdır. Değil mi? Şimdi Bismillah her hayrın başıysa o zaman bunun iki manası var. Bir, Allah ismi esma ve sıfat-ı ilahiye bir intizam delalet ettiğinden dolayı ismi azamdır. O zaman Allah ismi her hayrın başıdır. Bir mana bu. İkinci mana da bütün isimler Cenab-ı Hakk'a nispet edildiği için Allah lafzı celalinde bin bir esma-i hüsna olduğu için Allah'ın isimleri her hayrın başıdır oluyor abi. İki manası bu. O zaman kainattaki her şey Allah'ın ismi ise Mehmet abi, her şey Allah'ın ismi ise, isminin bir tecellisi ise kainatta şer var mı?
O zaman Bismillah her hayrın başıdır demek, her şey ya bizzat güzeldir demek, ya neticesine güzeldir demek, kainatta şer hiçbir şey yok demek abi. Kainatta şer yok yani. Şer yok, beşer var. Yok şer yok yani. O da bir esma yani. O da bir Allah'ın bir ismi yani. Allah'a nispet ediliyor ya. Mesela şeytan Cenab-ı Hakk'ın muzil esması. Değil mi? Azrail aleyhisselam mümit. Hızır aleyhisselam batın. Ondan sonra İsa aleyhisselam kadir. Değil mi? Ahmed ibn Hanbel zahir. Zahir evet. Mesela Murat Dursun ismi hakim. Amin. Veya diyelim işte Cenab-ı Hakk'ın ismi çok. Hesap makinesi Sebiul Hisab. Her şey Allah'ın bir ismi yani. Yani bütün musibetler, bütün savaşlar Cenab-ı Hakk'ın ya kahariyetine bakar, ya bir celaline bakar, ya müntakimiyetine bakar, bir şeye bakar. O zaman Bismillah her ayın başıdır. Ne demek? Kainatta şer hiçbir şey yok. Allah ne yarattıysa hayırdır demek abi. Peki şer niye var? Cenab-ı Hak güzelin güzelliğini arttırmak için abi araya tebeyi olarak serpiştirmiş. Allah'a bakan manada şer yok. Kime bakan manada var? Bize bakan manada var. Bismillahirrahmanirrahim. Peki şu cümleyi de söyleyelim. Biz dahi başta ona başlarız. Niye ona başlıyor? Onunla başlarız demesi lazımken şimdi Bismillah her hayrın başıdır ya abi. Şimdi diyor ki biz dahi başta ona başlarız. Yani kendisi de Allah'ı anlatıyor. Hasan abi. Hani biz dahi başta ona başlarız diyor ya. O da Allah'ı anlatıyor. Bismillahirrahmanirrahim değil yani. Daha ziyade tezahürünü anlatmış diğer kitaplar. Bu ise zatını anlatıyor. Yani tablodaki resimdeki güzellik ile tabloyu yapanın güzelliği nasıl aynı değildi? Evet. Düşünce var. Evet. Allah'ın dinini anlatmakla Allah'ı anlatmak Fikret abi aynı şey değil. O yüzden ona başlıyor. Biz dahi başta ona başladık ya. Ona başlarız neymiş? O da ona başlıyor. Yani her ayın başı olduğu için Allah'ı anlatmakla başlıyor yani. O zaman şer yok. Şimdi bunu niye söyledik? Şu cümleden geldik. Muhatapların, yani Risale-i niye ey nidasıyla başlamış? Risale-i Nur'un bütün muhataplarının kendi derecesine göre, Mehmet abi, kapasitesine göre zaman ve mekanca hitabın vakit ve mahallinden ırak bulunduğuna, yani içerideki mevzulardan çok uzakmış. Mesela biz ey deriz ya, ey. Uzaktaki bir ey sen ey diyor. Uzaktaki birine. Buradaki meselelerden bu asırda telif edildiği için bu asrın insanı çok uzakmış abi. O yüzden ey ile başlamış yani. Ey cümlesiyle başlamış külliyen. Mesela bir 26. söz. Bırak bu asrın insanı. 14 asır ne kadar uzakmış. Kader meselesi münazara-i kelami olarak kalmış abi. Yani o kadar çok konuşulmuşlar ki ama netice tıkanıp kalmış yani. Yani net bir şey yok. Mesela İmam Rabbani Hazretleri de kaderden bahsediyor. Değil mi? Ama yani belirli mertebede seviyede olan insan o meseleyi anlamış yani. Mesela Sa'd-ı Taftazani 40 sayfada ancak kendi gibi insan havası anlatmış. Değil mi? Genel manada bir tartışma konusu olarak münazara diyor öyle kalmış yani. Ama Risale tam halletmiş. Mesela meyil ve tasarrufun hariçte vücudu yokmuş yani. Bizim tercihlerimizin usul esası meyil ve tasarruf hariçte vücudu yokmuş. Bakın sadece bu asır değil. Değil mi? Daha öteki asırlarda 12-13 asırdayı abi bu cümle o yüzden söylüyorum. Zaman ve mekanca muhataplar hitabın vakit ve mahallinden çok uzakmış yani. Abi. O kadere muhatap olmadı çok uzakmış yani. Külliyatın bütün meseleleri böyle. Bu asrın insanı çok uzakmış. Diğer asırlarda. Zaten benim şimdi hususi bir noktayı nazarımı söylüyorum abi. Nasıl Muhammed Aleyhisselatü Vesselam 124 bin peygamber gelmiş. Evet. Onların nübüvvetlerini cem etmiş. Bu kanuniyetin aynısı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetin içindeki Mehmet abi
evliyalarda, asfiyalarda, kutuplarda, gavuslarda da var abi. Bütün özellikleri toplayan birisi abi. Nasıl peygamberimiz gelene kadar diğerleri onun makamına vekalet etmiş, diğer peygamberler onun muini ve havanesiydi. Bu kanuniyetin aynısı gavslıkta, kutuplukta, evliyalıkta da böyledir. Asıl makam sahibi gelene kadar diğerleri o makama vekalet etmişler. Ve nasıl Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ümmet-i Muhammed içerisinde Cenab-ı Hakk'ın muhatap ilahisidir. Tevhid hakikati öyle iktiza eder. Değil mi? Allah onun vasıtasıyla diğer insanlar muhatap almış. Bu kanuniyetin aynısı Üsa Hazretleri'nde de geçerlidir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmet-i Muhammed içerisindeki muhatabı tevhidle vahdet noktasında bir kişidir abi. Diğerlerinin vasıtasıyla. Çünkü diğer tarihlerde de yani tam net olarak bilinmeyen meseleler izah edilir. Yüzden fazla din tılsımı açılmış. Yüzden fazla. Hatta tılsımlar mecmuası var yani. Yüzden fazla yani. Üçüncü madde oymuş. Yani neymiş? Muhataplar, mükellefler yapılan hitaptan çok uzaktaymış ki ey diye başlamış Mehmet abi. Uzaktaki birini. Dört. İnsanların derece-i gafletlerine işarettir. Hasan abi. Yani ne kadar güzel değil mi? O kadar gafletteymiş ki insanlar mesela Besmele'nin sırları. Yani ondan uzağız biz değil mi? Şeyler? Birincisinde hitaptan uzağız abi çok uzak. Diğerinde gaflet yani. İnsanların derece-i gafletleri çeşit çeşit. Mesela benim gafletimle senin gafletin, ötekinin gafleti. Hatta Üsa Hazretleri medara iltibas olmuş meselelerden biri de bu gaflet meselesi. Bir vakit ben de gafletteymişim de kendisi söylüyor. Değil mi? Yani bu talebeler olmazsa değil mi? Ben bu risale neşredemem. Ben bunlara muhtacım. Onlar diyor ki üstadımız olmasa biz bu işleri yapamazdık. Halbuki Cenab-ı Hak iki nimeti birbirine iktiran ettirmiş. Nimeti ifade ile nimeti istifade mukayene olmuş. Ama gaflette olduğun zaman ben bu esbabı istifade veya ifade-i nimete sebep görüyorum. Halbuki o esbabmış yani. Yani iki nimeti beraber. Bu da insanların derece-i gafletine işarettir. Yani Üstad Hazretleri kendisinin dahi bir noktayı nazardan bir vakit böyle olduğunu söylüyor. Medara iltibas olmuş meselede. O zaman külliyattaki dört Risale niye eyle başlamış? İnsanların gafletleri muhtelifmiş, dereceliymiş. O yüzden ey ile başlamış yani. Besmele'nin sırlarından, 10. sözden. Mesela bütün ulema-i İslam, haşir meselesi nakli bir meseledir demiş. Değil mi abi? Naklidir demiş. Akıl kabul etmez demişler. Bu şekilde nakil olarak kabul edin gitmiş. Üstad Hazretleri akli olarak bunun ispatı yapılmış yani Nisanur'da. Demek ki o zaman yani öyle anlaşılıyor. Ben rahat olarak söylüyorum. Muhatap, üstadın muhatabı sadece bu asırdaki insanlar olmuyor Mehmet abi. Çünkü hiçbir ulema-i İslam akli olarak bu derece anlatamamış ki. Peki niye anlatamamış? Bunu dahi söylüyor. Çünkü haşr-ı azam, haşir sürekli olur. Haşir dağılan bir şeyin tekrardan toparlanmasıdır. Saniyelik, efendim dakikalık, günlük, haftalık, aylık, asırlık haşir var. Haşr-ı azam bir kere olacak Hasan abi. Haşr-ı azam daha olmadı Mehmet abi. Bir kere olacak. Bunu anlatamamışlar. Yoksa İmam Gazali Hazretleri haşr'ı anlatmış. Fahrettin Razi anlatmış ama haşr-ı azam anlatılmamış. Yani haşr-ı azamı nasıl anlatılmış külliyatta? Her ismin azamiyet mertebesinden Kadir ve Muhi isimleri noktasından bakılmış. Değil mi? Bütün zamanlardaki, mekanlardaki Cenab-ı Hakk'ın haşrı gösterilmiş. Bütün haşirleri böyle yapar. Bu zamanda böyle. Dün böyleydi. Erzi gün böyleydi. Kıyamet kopana kadar da böyle devam ediyor. Bak bir silsile var. O zaman bu kadar haşirleri yapan dağıldıktan sonra bunları yapabilir mi? Yapabilir. Çünkü Yasin suresinde geçtiği gibi bir şeyi bir kere yapmak zordur. İkinci kere yapmak daha kolaydır bu. Amin. O yüzden haşr-ı azam Üstad Hazretleri haşirden daha kolay yani. Zaten Lemaat'ta şöyle bir cümle var.
Ey biraderi kalbi hüşyar, esbabın cemindendir tecelli-i iktidar. Hatırladın mı abi? Esbabın cemindendir tecelli-i iktidar. Ey biraderi kalbi hüşyar, esbabın cemindendir. Cenab-ı Hak niye zıtları cem etti? Tecelli-i iktidar. İktidarını göstermek için. Mesela cennet cemalidir. Cehennem celalidir. Ama burası hem cemalidir hem celalidir. Burayı yapmak abi cennet ve cehennemi yapmaktan daha zordur. Bunları ayrıştırıp yani 200 yapan arabaya 150 yapabilir misin denilir mi? 200 yapıyor araba. Değil mi? Yani zıtları bu şekilde cem edip tekrardan böyle ayrıştırıp cennet ve cehennemi yapabilir mi denilmez. Çünkü daha zoru var yani. İkisi bir arada. Evet. Peki niye yapmış Cenab-ı Hak? Eğer biz cennette olsaydık abi Cenab-ı Hakk'ı tanıyamazdık, bilemezdik yani. Burada ise ilminin, iradesinin, kudretinin vesaire sıfatlarının mertebelerini biz anlıyoruz yani. İşte kemal manada bir kişi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ismi azam noktasında azamiyet derdi. Bütün isimleriyle Cenab-ı Hakk'ın evsaf-ı ilahisini, sıfat-ı ilahisini, esma-ı hüsna-ı efalini bilmiş yani. Şimdi bunları niye söyledim? Şu dördüncüde niye Risale-i Nur ey sıfatıyla başlamış? Yakınlık makamında uzaklık ifade eden bir edat kullanılmış ve külliyat bu hitabın üzerine bina edilmiş. Dördüncüsü neymiş? İnsanların yani külliyata muhatap olanların gaflet derecelerine işaretmiş yani. Bazısı biraz haşre bilir, bazısı biraz efendim kadere bilir. İşte o bütün dereceyi gafletleri izah ediyormuş. O yüzden ey uzaklık ifade eden bir sıfatla başlamış yani. Sorunuz var mı abi? Sorusu olan burada. Yakınlık manasında mı uzaklık ifade ediyoruz? Uzaklık manasında mı yakınlık ifade ediyor? Ey. Yakınlık makamında uzaklık. Burası ifade şöyle. Yani soruyu soran şimdi Hulusi abi. Evet. Burası yakınlık. Mesela eyli ya. İle meyyüel aziz diyebilirdi mesela. Mesnevi Nuri eskiden öyle başlamış değil mi abi? Mesela eski kitaplara baktığın zaman Geylani Hazretleri'nin Futuhul Gaybine bak. Ben okudum mesela onu. Ey kafir. Veya İmam Gazali'nin bazı öyle hususi kitapları var. Öyle bakıyorsun, kitaplar çok dehşetli yani. Kafir, münafık. Ama Risale-i Nur'da Abdülmecid abinin tercümesinde birkaç yerde var Hasan abi. Ey kafir diyor ama o tercümeden ötürü öyle. Yoksa üstadın öyle bir ifadesi kendisini yok. Üstadın yok yani. Ey kafir bunu düşündük, duyduktan sonra iyice düşün. Ama o şeyde yok yani. Yani üstadımızın öyle bir şeyi yok. Yok. Mesleğe koymuş ya. Çünkü Cenab-ı Hak Abdülmecid abi koymuş. Musa Aleyhisselam değil mi? Harun Aleyhisselam'ın Firavun'a gideceksiniz. Kavli deyinle. Yani o yüzden daha böyle yumuşak olması gerekiyor yeni sayılın. Daha böyle yumuşaklık ifade eden bir edatla başlamış. Şimdi abi şöyle bir noktayı nazar oluyor. Dördünü toplayalım. Bu dördüyle mesela ey kardeş, ey nefis, ey insan. Bu yerlere bu noktayı nazardan bir muhatap olalım abi. Demek ki o zaman sen, yani orada en tabiyle başladığı için binden fazla, çok fazla var külliyatta. Belki böyle rahat söyleyeyim 200 tane böyle ayrı. Ey nefis, ey insan, ey kardeş, ey birader, ey hüşyar. Bu kadar. Demek ki o zaman bu dört tanesinden biri veya birkaç için söylenmiş o hitap o makamda abi. Ama külliyatta dördü için söylenmiş yani. ...700 tane çıktı abi. Çok var abi, evet. Ben direkt ey kelimesi yani. Evet. Yani. Çok var yani. Ey insan, ey bu medrese Yusufiye'de benim ders arkadaşım, ey hapis musibetindeki, evet. Ey mülhis. Evet, çok var. Bu dördü için biz muhatap olurken ey bedbaht. Ya birini olursun, ya ikisini olursun, ya dördün. Mesela senin bildiğin bir konu olan, mesela insanların dereceyi gafletlerine işaret ya, gene orada bir şey anlayabilirsin yani. Bir tanesi ne demiş biliyor musun bana? Haseki'de müftü yetiştiriyordu. Bu şeye kadar, 15 Temmuz'a kadar. Dedi ki,
Hasan kardeş dedi, sana verilmesi için bana bir toplama verildi, bir akılda dedi. Benden önce gitmiş, benim gideceğimi, onu da ziyaret edeceğimi bildikleri için ona bir şey anlatmak için tafsilat yapıyorum. Toplama var ya toplama. Mesela herhangi bir mevzu hakkında Risale'nin toplama, onu bırakmış. Ondan sonra o da bakmış. Dedi ki size tavsiyem dedi, böyle dedi, detaylı incik buncuklara bakmayın dedi. Mahvolur gidersiniz dedi külliyatı. Kim yanında Nurcu mu? Değil. Yani... Halbuki kendisi sıkıntıya gitti yani. Yani Nurcu'lu ne bileyim ki ona sorsan Nurcu da bilmiyorum artık. Yani toplama yapıyoruz ya, toplama da toplama. Diyelim ki ey yaptı şimdi. Şimdi duysa eyvah diyecek. Ben sayırdım. Bak ne diyor? Abi bakın şu şekilde ben rahatlık bu şekilde yani yaklaşık 10 seneden sonra Risale-i Nur'u bu şekilde tahkiki okumayanlar önceki hayatına geri dönüyor abi. Eski hayatı. Evet aynen bak bu bir tespittir. Bence de çok muazzam bir tespit abi. Yani burada hakikaten böyle. Ben çok insan gördüm cemaatle. Dönüyorlar. Evet. Bakın şiddetli maç hastası. Külliyatı bir tanıyor. Biliyorum ben mesela. Bırakıyor. Fakat maçı bırakıyor. Sonra. Evet maçı bırakıyor. Onun bir açılım yapamadığı zaman çünkü kainatta tecdit var. O tecdidi yakalayamasan bu açılımı külliyatta yapamasan eski yaşantısına, sigarasına vesaire hayatına geri dönüyor yani. Bu böyle yani. Ya ben eskiden böyle değildim diyor. Veya çok gavi şudur budur bize doğru. Sebebi ya. Tahkikli okuyamamaktan abi. Geri dönüyor hayatına. Ve de geldiği mesafeyi geri alır yani. Bu aynen böyledir yani. Bu tahkike geçmek gerekiyor yani. Mesela abi sizi bu kadar meşgul eden bunca sene bu yani. Evet. Mesela ben ilk dershaneye geldiğim zaman Hasan abi vicdan açılımı yapıyordu. Yani vicdanı tahkik ediyordu. Ondan sonra harita çıktı. Ondan sonra efendim dima çıktı. Yani sürekli 2-3 senede bir açılım var yani. Evet. Bir şey yok. Yani böyle bir açılım olmasa yani eski yaşantısına geri döner. O heyecan, o canlılık olmaz. Ha. Çok aynı doğru söylüyorum. Mesela Nurları tanıdı. O ne diyor? Şef dönem. Şef dönem seni tahkikine döneceksin de. Eğer şef döneminde kitap okumaya ve tahkiki okumaya geçtin. Geçmedinse şef dönemi bitince başlıyorsun esnemeye. Artık eski adetlerin ne vardı? Onlara dönüyorsun. Şey mi abi şimdi bu da Risale-i Nur'u kayıtlayıp ceza çekmek diyebilir miyiz? Anlamaz oğlum. Risale-i Nur'a bir kayıt koyuyor yani de artık tıkanıyor. Ya kayıt koymuyor da tembellik yapıyor ne bileyim ya asla tembellik de yapmaz şöyle yani bulunduğu grup bunu bu atalete itmiş ama kendisi saftirik olmasın en küçük bir domatesi gidiyor 10 yere soruyor hemen ilk dükkanına satın almıyor hemen teslim olmuyor tahkik ediyor. Sen bir meşrepten kolunu tuttular sen bir cemaate denk oldun tamam üniversite veya lise okurken tamam 3-5 sene sonra işte artık medya var. Bak bakalım. Yani niye kafanı soktun? Diyeceksin sen öyle mi yaptın? Ben öyle yaptım kardeşim. Ben ilk tanıdığım cemaatli değilim. Ben Rüştü abiye kaç sene sonra? 10 sene sonra geçtim. Veya 8 değil. Evet abi. Ben aynı cemaatli değilim. Bu Şevit dönemi, Sebat dönemi falan diye hep anlatıyorlar ya, bunun layıkalarda bir karşılığı var mı yoksa? Var tabii var. Yani eylemde bu gözüküyor. Murat doğru tespit etmişler. Yani hakikaten anne babasını kırmış, televizyon olan yere ben yemek yemem diyen evet. Kardeş mi dersin? Evet, evet. Televizyon olan evde, ya çalmıyorlar ders yapmam mı diyen, tamam mı? Ondan sonra ben zeytinin tanesini üçe çıkarttım. Merdivenden çıkıyorum yani riyazet yani ama nereden gelmiş neyi terk etmiş bir bilseniz ya anne babasını terk etmiş onu terk etmiş bunu terk etmiyor acayip var. Sonra 10-15 sene sonra geri dönüyor aynı daha rezil bir hayata belki evet. Dönebiliyor o aldığı mesafeyi geri alıyor niye peki bir tahkik edin
Hemen bir laf tutturmuşuz. Şef dönemi bitti. Kardeşim, o şef dönemi Allah verdi mamayı. Aslına dön diye. Tahkik olacaksın. İmam Ali Risale'de geçiyor. Ne diyor? Fecme havassa ve hayretu bilmem. Havaslarını, özelliklerini, sıfatlarını, meziyetlerini bir araya getir. Toplama yap diyor. Toplama. Ceme. Fecme havassa. Havaslarını ceme. Bir hayretu bilmem. Hayır tamam olur. Sikir tasdika bir de geçiyor bu. Ama adam ne diyor bu şenurcu bu? Bir başka bir tanurcu söyleyeyim ben size. Vakıf. Vakıf ya. Diyor ki bizden abi yani. Çok güzel ders yapıyorduk biz lisede. Diyor ki bak diyor Rüşt abi vefat etti diyor. Şimdi sen gözüküyorsun. Bak onun gibi imtiyazlaşma. Toplama yapma. Herkes gibi normal ders yap. Herkes gibi normal yaşa. Aynı dedik. Ziyaret ettik, çay içmeye gittiğimiz zaman abi. Nedenini söyledim abi peki? Sadece bunu mu? İmtiyazlaşma dedi. Ama işte. Biz ben İzmir'de bir yere derse. Hasan abi İzmir'de bir yere cemaatte genç bir çocuk yani yaşı büyük değil genç çocuk hani bu taassup şey meseleleri bilmiyor yani. Beni derse çağırdı hani bana kızacaklar şöyle yapacaklar ben çocuk için gittim yani ben de biliyorum hani beni oturtmazlar oraya şey yapmazlar bir usulü ben de geçmem zaten yani. Ondan sonra biz mesela 2-3 kişi burada oturuyoruz çocuğa ders yapıyor. Ondan sonra adam vay efendim sen ajan mısın ne senin niye geldin buraya ne şey yaptın bana. Yok dedim ya böyle bir izah etmeye çalışıyorsun. Ondan sonra neyse biz konuştuk şey yaptık falan. Adamlar geldiler işte güncel olayları konuşuyorlar. Halbuki ben insanın bir meselesini teknik izah ettim orada 3-4 kişi yani. Onlar işte güncel meseleler. Ondan sonra yok bombalar S-400'ler gelecekmiş abi. Ondan sonra işte Amerika şöyle yapacakmış, böyle yapacakmış. Ondan sonra... Neyse. Geç öteki konuna. Şimdi şöyle. Bu 4 tane ey ifadesi 4 tane de var ya Mehmet abi. Ben şimdi buna bir örnek yapıyorum. Bakın. Defalarca okuduk Osman abi buna. Bak bu dördü hakikaten dediği gibi. Ya nasıl? Evet aynen böyle. Bak şimdi yazıyorum. Konumuz şu. Şu cümleyin izahı oldu. 22. sözün 2. makamında. Ey esbab perest gafil. Esbab bir perdedir. Niye? Çünkü izzet ve azamet öyle ister. Şimdi burada bir teşbih yapılmış. Esbab perdeye benzetilmiş. Şimdi o zaman teşbihin hakikatle münasebetini kurmak için teşbihteki o nitelenen vasıfları hakikate tatbik etmemiz gerekiyor. Eğer öyle yapmazsak, biz burayı ezberlesek dahi bunun sana bir faydası yok abi. Kesinlikle yok. Çünkü bu senin bir hakikate intikal etmek için söylenmiş bir cümle yani. Öyle değil mi abi? Kur'an-ı Kerim'e bir insan zahiri bakıp böyle mana verebilir mi? Verse değil mi? Öyle arıza çıkacak ayetler var yani. Şimdi şuraya yazıyorum ben abi. Verdiği mana doğru olsa bile günah oluyormuş abi. Tutursa bile. Esbab perdedir dedi Mehmet abi. Şimdi perdeyi ben ikiye ayırıyorum. Şöyle yapayım abi. Bak bunu niye söylüyorum? Bunu yazıyor Mehmet abi. Demin okuduk ya. Kur'an-ı Kerim niye? Ey sıfatıyla başladı. 4 tane madde varmış. O 4 tane maddeyi gösteriyorum şimdi ben. Şimdi gösteren evet, iki tane perde vardı, mütevakkıs. Peki neyi gösteriyormuş, neyi örtüyormuş? Evet. Çünkü izzet ve azamet öyle ister. Azameti abi gösteriyormuş. Evet. İzzeti örtüyormuş. Bu izzet bizim ödemişteki izzet değil abi ya. Şimdi peki esbab perdeymiş. Esbab neyi gösteriyormuş, neyi örtüyormuş? Azamete. Şimdi Risale-i Nur'da azamet. Şuraya yazıyorum. Ben rahat söylüyorum. Çünkü azamet okudum ben. Bak rahat söylüyorum. Rububiyet demektir. Öyle abi. Şuraya izzet ise uluhiyet demektir. Başka yerde bu cümle burada izzet ve azamet dediğin Ömer abi. Başka yerde
tevhid ve vahdet diye. Evet, böyle ayırıyor. Şimdi esbab neyi gösteriyormuş abi? Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine. Peki neyi örtüyormuş? İzzetine ve uluhiyetine iki şekilde. Şimdi buna bir tane verecek abi. Şuraya yazıyorum ben. Şu bir. Şuna da iki tane söyleyecek. Esbab bir cihetiyle Cenab-ı Hakk'ın, şuraya yazıyorum, rububiyetine, rububiyet, icraat yazayım. Zaten söyleyecek şimdi. Gösteriyor. Evet. İki tane de yazacağım şimdi okuduğum zaman. Cenab-ı Hakk'ın izzetini örtüyormuş. Bakalım nasıl örtüyormuş. 22. söz mü? Evet, 22. Mukaddemenin içinde abi. Birinci nükle içinde bir ihtar. Ey esbab perest gafil. Bak ey diyor gene. Esbab bir perdedir. Çünkü izzet ve azamet öyle ister. Fakat iş gören kudreti samadaniyedir. Çünkü tevhid ve celal öyle ister ve istiklali iktiza eder. Sultan-ı Ezel'in memurları saltanat-ı rububiyetinin icraatçıları değillerdir. Belki o saltanatın dellallarıdırlar ve rububiyetin temaşager nazırlarıdırlar. O memurlar, o vasıtalar, evet, rububiyetin haşmetini izhar içindir. Yani Cenab-ı Hak sebepleri niçin vaaz etmiş? Yumurtayı tavuktan veriyor, ısı ve ışığı güneşten veriyor, evet, efendim suyu buluttan veriyor. Ondan sonra Risale-i Nur'u Bediüzzaman Hazretlerine bağlamış. Bazı derslerdeki istifadelerimizi başka insanlara bağlamış. Niye böyle yapıyormuş abi? Rububiyetinin icraatını izhar içinmiş yani. Eğer Cenab-ı Hak sebebi vaaz etmeseydi, biz Allah'ın ilmini de bilemezdik, iradesini de bilemezdik, efsafi bilemezdik yani. Cenab-ı Hakk'ın icraatını bilmek içinmiş sebepler abi. Peki örtme noktasında sebebi niye vaaz etmiş? Bir, hem esbab-ı zahiriyenin diğer bir hikmeti şudur ki, haksız şekvalar ve batıl itirazları adil mutlaka tevcih etmemek için o şekvalara, o itirazlara hedef olacak esbab vaaz edilmiş. Buraya yazıyorum. Neden sebep vaaz edilmiş? Bir şey, iki şeyi örtmesi içinmiş. Neymiş onlar? Haksız şekvalar. Bir de batıl itirazlar. İtiraz mı, itikad? İtiraz dedi abi. Batıl dedi. Mesela ben yolda gidiyorum Mehmet abi. Taşa takıldım, düştüm. Veya belediyenin kazdığı çukurada suya düştüm. Değil mi? Taşa takıldım. Bir sebebi takıldım. Ya ben bu taşı buraya kim koydu? Müslümanız. Değil mi? Veya bir şeye bağlıyorum. Ama taş yok. Değil mi? Düştüm. Eğer benim itikadım varsa ne diyeceğim? Beni niye düşürdün ya? Öyle değil mi? Sana yakışır mı beni düşürmek? Hatta Geylani Hazretleri bir vakit okumuştum ben onu. Şeyinden düşmüş abi. Eşeğiyle gidiyormuş. Ondan sonra eşeğiyle giderken hava güzel. Birden hava bozuyor böyle. Yollar çamur oluyor, yağmur yağıyor, şimşek çakıyor, şey yapıyor. Bundan düşmüş eşeğinden. Yavuz abi. Evet abi. Ya şey düşmüş, üstü başı şey olmuş. Mehmet abi. Demiş ki, sen burada olsaydın ben sana bunları yapmazdım demiş yani. Vallahi. Duymuş musun abi? Olsana. Yani cevap, Nazdar Bakan var ya, Nazdarlığından söylemiş değil ya. Duymuş. Sen demiş burada olsaydın ben sana demiş böyle dalga atılırsın demiş. Ama başkası söylese, mesela Hasan abi söylese mesul olur. Latife yapıyor abi de o yüzden. Başkası söylese mesul olur yani. Nazdarlığından onu söylüyor. Sen burada olsaydın ben sana böyle davranmazdım. Ama şimdi onun seviyesi, değil mi? Hakkati Muhammed, Nur-u Muhammed'i kendine gördüğünden o sözleri söylemiş. Ama diğer insanlar o mertebede değil ki. O yüzden Cenab-ı Hak sebebi bir cihette göstersin diye vaaz ederken iki cihette örtsün diye vaaz etmiş. Bir ciheti neymiş? Haksız şekvalar, batıl itirazlar. Çocuğum vefat etti. Öyle değil mi? Annen en sevdiğim vefat etti. Evet. Ölümü hakikaten biliyorsun ki Allah öldürdü. Azrail de perdeydi. O zaman ne dersin? Bu çocuğu niye aldın benden?
Zaten o yüzden hastalıkları sebebi perde etmiş yani. Bu peki o E'deki hangi şeyde? Abi şu o dördüne bakıyor. Yani mesela bir tanesi neydi? Nasıl eşledin yani bu ayrımı? Şu, dördü de buna abi şöyle mesela dördüncüsü neydi? Dördüncüsü dereceyi gafletlerine işaret. Şimdi biz bundan gafil miyiz değil miyiz? Tamam. Gafiliz. Sonra bu hitaptan uzak mıyız değil miyiz? Uzak. Şimdi bu kadar kitap okuduk. Ben şimdi anlattım. Gösteren örten. Bir şeyi gösteriyor, iki şeyi örtüyor. Bunu biliyor muyduk? Bak nasıl yani okuduğumuz halde çünkü diyor ki bu hitap onun için yapılmış diyor yani. Muhatapların bu dört şeyinin farklılığından dolayı olmuş o hitap yani. Bak dördünü gösteriyor mu? Dördünü göstermek için ben bunu yazdım. Yani biz bu hitaptan çok uzak o kadar okuduğumuz halde ders yaptığımız halde gene Ahmet'e Mehmet'e veriyoruz yani. Böyle, o bir şeye bağlıyoruz yani. Evet. Sebebin bir şey var ama tesiri hakiki noktasında sebep onun için vaaz etmiş. Abi bunu şuurunda olarak söylesek. Mesela biliyorum Allah ya duruyor ama yağmur yağdı desem. Ama şuurundayım. Bunu Allah yapıyor. Üstad Hazretleri işaret edeceğiz de imanın varlığı sualle anlaşılır diyor. Yani normalde zahiri imamlar sen yağmur yağıyor dedin ya. Zahiri imamlar o yağmur yağıyor demenin küfür kabul eden var yani. Yağmur yağdırılıyor demek gerekiyormuş yani. Çünkü insanların ağzından küfrü işmam eden kelime oluyor ya. Şimdi esbab iki cihetle örtmesi için Cenab-ı Hakk'ın izzetine vaaz edilmiş. Birincisi haksız şekvalar, batıl itirazlar gitmemesi için. Şimdi ben ikincisini yazıyorum. Fakat ben ikincisini anlamadım yani abi. Fakat böyle bir şeyler söylüyorum ama kendi alemimde de tam mutmain değilim. Fakat söyleyeceğim. Ondan sonra noktayı nazardan sorayım. Acaba sebep niçin vaaz edilmiş ikincisi örtmesi noktasında? Hatırlarsanız Ayet-el Kübra'da şöyle bir ifade var. El azameti izaru vel kibriyayu rida. Evet. Burada mı geçiyor bu ikinci şey yoksa başka yerden mi? Burada geçiyor abi. Ha. Aynı metinde geçiyor. Bu ikincisini söylüyorum ben şimdi. Evet. Ayet-i Kübra'nın başında. Şimdi neden sebep vaaz edilmiş? Örtmek için iki şeyi. Bir şeyi söyledik. İkincisini okuyorum. Evet. Demek esbab vaaz edilmiş. Ta aklın nazarı zahirisine karşı kudretin izzetini muhafaza edilsin. Zira aynenin iki veçhi gibi her şeyin bir mülk ciheti var ki aynenin mülevven yüzüne benzer. Muhtelif renklere ve halata medar olabilir. Biri meleküttür ki aynenin parlak yüzüne benzer. Bakın normalde bildiğimiz ayna, mülk, meleküt arkadaki şey tam tersini söylüyor. Evet. Biri meleküttür ki aynenin parlak yüzüne benzer. Halbuki biz öteki türlü biliyorduk. Mülk ve zahir veçinde Kudret-i Samadaniye'nin izzetine ve kemaline münafi halat vardır. Esbab o halata hem merci hem medar olmak için vaaz edilmiş. Şimdi ben bunu anlatmak için bir misal veriyorum. Çünkü ifade edemiyorum. Zor bir cümle burası abi. Şöyle bir ayna düşünelim. Bir ayna düşünelim. Burada güneş var. Bu güneş. Şimdi bu aynada güneş gözüküyor ya abi. Tamam mı? Şimdi bu güneş bu aynayı gösterecek ya. Fakat bu ayna böyle çatlak. Gösterebilir mi güneşi tam? Gösteremez. Veya böyle hisli. Gösterebilir mi? Gösteremez. Peki bu güneşin mi kabahati, aynanın mı kabahati? Aynanın kabahati. Aynen öyle, bu misal gibi, aynen bu misal gibi. Cenab-ı Hak bütün mahlukatı yaratmış, hususen insanı diyelim. İnsan Cenab-ı Hakk'ın aynası, beşinci sır. Ondan sonra Allah'ı göstersin diye, evsaf-ı ilahiyeyi. Fakat gösterirken, değil mi? Benim anlayış kırıklığım var, bazı kendi alemde aşamadığım hislerim, efendim, paslı, oksitli şeylerim var. O zaman neyi tam gösteremiyorum ben?
Şems-i ezeli olan Allah'ı gösteremiyorum. O zaman şöyle bir mana oluyor. Mesela ben bu kalemi yapmış adam yazı için. Bunu yapmasana ulan bunu adam ne biçim kalem yapmış? Adama gidiyor şey. Değil mi? Mühendis araba yapmış. Araba sakat çıkıyor. Ne biçim mühendis bir şeyden anlamıyor. Ve adam tesisat yapmış Mehmet abi değil mi? Tesisata bakıyorsun adama laf söylüyorsun. Şimdi mahlukat böyle yaratılmışken hiç düşünülebilir mi Cenab-ı Hak onu tam kemaliyle yaratmasın? O yüzden sebep vaz edilmiş abi. Yani aynadaki kusurat abi, kusurların olması, tam olmaması niçin olmuş yani o? Örtmesi manasında Cenab-ı Hakk'ın kemaline diyor abi. Ve kudretine, nakısa gelmemesi için. O zaman abi çirkinlik olmasaydı asıl çirkinlik o zaman olurdu. He? Çirkinlik diye tabii. Şey olmasaydı asıl o zaman çirkinlik olurdu. Yani o dört tane hitabı böyle düşünebiliriz. Yani biz defalarca okuduk bunu yani. Kudretin kemaline ve efendim efsafa nakise gelmemesi için Cenab-ı Hak sebebi koymuş yani. Sebep bir cihette evet Cenab-ı Hakk'ın icraatını gösterirken iki cihetiyle de örtüyormuş. Peki neyi örtüyormuş? Haksız şekvalar ve batıl itirazlar gitmemesi. Çocuğu vefat eder, yakını vefat eder, işleri iyi gitmez, iflas eder. Değil mi? Memlekette başka sıkıntı olur, cemaat içinde olur. İlahir. Adam evlenemez değil mi? Bir sürü şey olur. Mutlu olamaz, problem olur. Ben burada kimi merci bileceğim? Tesir-i hakiki Allah da o yüzden sebebi koymuş. O zaman abi şöyle de bir mana çıkıyor. Bak ne kadar güzel tevhid dersi yani. O zaman şöyle oluyor. Mesela ben diyelim ki mutsuzum ya abi. Bakın Allah benim o sebep vasıtasıyla mutsuzluğumu irade etmiş. Ben onun mutsuzluğumu istediğini bilip tevhid hakikatini yakalarsam kemal manada aslında ben mutsuz değilim. İstenileni yakaladım yani. Anlaşıldı değil mi? Mesela ben mutlulukta ve mutsuzlukta Allah'ı bilirsem o zaman abi bu aynada kırık tas çatlak bir şey yok. Ama ben işlerim iyi gidince bilirken kötü gidince bilemiyorum ya. O zaman ayna patlak çatlak oluyor. Kırık bırık oluyor. Osman abi. Tabi o kusurlar bizden şey Cenab-ı Hak'tan ya hasenat sırrı evet. Çıkmış oluyor işte. Yani bir şey varsa, zahiri bir şerlik varsa üstümüze alıyoruz. Tam vazifeyi yapıyoruz. Şimdi bakın şöyle bir ayna düşünelim abi. Şimdi bu bir ayna. Bunu güneşe çevirdim. Burada bir güneş gözüküyor. Değil mi Fikret abi? Şimdi bu aynayı ikiye böldüm. Kaç tane güneş oldu? İki. Dörde böldüm. Kaç tane oldu? Bir daha böldüm, bir daha böldüm. O kadar farklı gösterdi. Aynen öyle de. Cenab-ı Hak musibetleri, belaları Mehmet abi sana o kadar çok gösteriyor ki sen kırılıyorsun, bölünüyorsun, parçalanıyorsun. Senin farklı göstermeni istiyor yani. Aslında sen aynasında yani. Evet, eğer böyle olmasa suretle hakikat aynı olurdu. Çok o güzel. O zaman biz imtihan olmazdı. Abi işte yani, o, evet, o başta okuduğum o dört taneye bir nazar edelim. Şu söylediklerimle yani. Bir noktaya nazar olsun. Böyle bir nazar edelim. Ne kadar bak gafletteymişiz abi. Defalarca okuduk mu okumadık mı abi? Böyle değil mi? O kadar külliyatta yerler var. Ya adam dedi ki hakikaten orada mı yazıyor dedi ya. Yazıyor dedim ya. Baskı atarsın. Birine de bak Risale-i Nur'da onu o ki söyledi. Dua bahsi var 24. mektupta. Bir de 23. sözde var. Metin aynı, bir cümle farklı. Şimdi bir yerde diyor ki dua eden adam bilir ki, diğerde diyor ki dua eden adam anlar ki diyor. Şimdi sordum ben birine, bilmekle anlamak arasında ne fark var dedim. Bak burada bilmek diyor, burada anlamak diyor. Dedi ki orada Osman'ın baskı hatası var dedi. Oradaki baskı hatası var. Hadi o kadar çok güzel bir mana var ki orada. Yani insan her bildiği şeyi anlamış olmuyor. Ama her anladığı şeyi bilir yani. Ben biliyorum ki ben sıkıştığım zaman Allah'a dua edeceğim değil mi? Evet biliyorum ama ediyor mu? Peki anlıyor mu anlamıyor mu yani? Bakın bu çok önemli. Şu ikincisi Mehmet abi.
Abi sen işlerin iyi gitmese, evet, diyelim ki ailevi mutsuzsun, çocuğunla problemin var. Yani bunun Allah'ın bir icraatı olduğunu, kudretinin, kemalinin, samediyetinin ve o zahiri esbab buna perde olduğunu ve bu cihette Cenab-ı Hakk'ın seni imtihan ettiğini, tecrübe ettiğini abi bilince soruyu cevaplamış oluyorsun yani. İstenilen mana ona tevhide bağlamak yani. Yoksa senin mutluluğun ve mutsuzluğun değil abi. Yani aynanın kirliliği ve çatlaklığı, patlaklığı değil yani. Buradaki mesele güneşi göstermen senin yani. Rububiyetindeki o tekliği buldun mu? Tevhide, evet. Bağladın mı? Evet. Yani çocukla problem var, işin var, iflas ettin, cemaat, bir şey var ya abi. Bu ayna kırık demek. Yani senin cemaatin, senin ailen, senin çocuğun ilahir. Bir kırıklık var. Şey. Evet, ben bunu Allah'a bağladım ya. Dedim ki kusuratu derukte ettim. Yani mutsuzluğumu, Allah benim mutsuz olmamı istiyor. Evet. Ben bundan mutluyum yani. O istiyor yani. Allah'ın istediği olur, istemediğini istemediği olmaz yani. Bu hadistir Hasan abi. Bir daha söyleyeyim. Allah'ın istediği olur, istemediğini istemediği olmaz. Şu anda bu şahit dünyada Allah'ın istemediği ne var bana bir söyler misin abi? Yavuz abi. Allah'ın istediği olur. Bak mevcut durumu irade etmiş, olmuş yani. Evet. İstemediği, istemediği olmaz yani. Şartlara tabi kalmış yani. Kelamella demiş ki, iddia edin, şöyle yapın, böyle yapın. Evet. Şimdi bu dört taneyi niçin söyledik? Şey, o başta okuduğum o dört tane işaret vizelerdeki yeri abi, metin üzerinde göstermek için. Yani Risale-i Nur. Niye ey sıfatıyla başlamış, nida sıfatıyla? Dört tane okuduk. O dört taneyi de metin üzerinde gösterdik. Derece-i gafletteymiş insanlar bu yazılanlardan bir. Çok uzakmış hitaptan iki. Değil mi? Üç neydi? Bakayım ben oraya. Ondan sonra ubudiyette, evet. Kısa bir hepsini sayacak mısın? Sayıyorum. 1, 2, 3, 4 diye. Öyle yapayım hadi. 1. Teklif edilen emanet ve ibadetin pek büyük bir yük olduğunu. Bak Hasan abi bu emanetmiş insan abi şu an. Sebebi böyle bilmek yani. Ve bu ibadetin şöyle kralı buymuş yani abi. Öyle değil. İbadetin şeyi. Çünkü o tevhid olmayınca değil mi? Diğer hiç olmaz yani. Şeydi yani. Peki emanet şey midir? Her halde rububiyete ubudiyetinle ruhiyetin içine girmek midir? Göstermek abi. Yani şöyle, biz ene diyoruz ya Mehmet abi. Ene diyoruz ya abi. Hani o emanet edilen enenin bir veçesi neymiş? Esbab perdesini böyle bilmek. Bu emanet edilmiş bize. Mesela bu 20. sözde 19. söz. 10. söz, 9. söz. Bunlar bize emanet edilmiş. Peki bunu nasıl ben emanet konumuna getiriyorum hepsini? Enemle getiriyorum yani. Emanetin müteaddit vücutları var. Peki külliyete göre o emanetin müteaddit vücudu ne? Uhuvveti yapmak, tesanüdü yapmak, Hasan abi ilah. Bunlar emanet edilmiş bize yani. Ben enemle ne yapacağım? Oturduğum yerden ben ene şöyle, ene böyle, ene. Ne peki içeriği ne? Bu külliyat yani. Bir, teklif edilen emanet ve ibadetin pek bir yük olduğuna burada gösterdim. İki, büyük bir yük oldu. Evet. İki, derece-i ubudiyetin mertebe-i uluiyetten pek uzak olduğuna. Üç, mükelleflerin zaman ve mekanca hitabın vakit ve mahallinden ırak bulunduğuna. Dört, insanların derece-i gafletlerine işaret. İşaret edeceğiz. 152.